Bugün 10 Mayıs, Azerbaycan için oldukça önemli bir gün. Modern Azerbaycan'ın kurucusu Haydar Aliyev'in doğum günü. Azerbaycan halkı ulusal liderini özlemle ve minnetle anıyor. Aliyev'in vasiyetini Karabağ'da yerine getirmenin de gururunu yaşıyorlar. Mayıs 1923'te Nahçıvan'da bir güneş doğdu. Ulusunu aydınlatacak, vatanını parçalanmaktan o kurtaracaktı. Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın milli lideri, yaşasaydı bugün 101 yaşında olacaktı. Aliyev hayatını Azerbaycan'a adadı. Halka hizmet ve vatan için mücadeleyle dolu dolu 80 yıllık ömür geçirdi. Bir ulusun yol göstericisi oldu. Hem Sovyetler Birliği hem de bağımsızlık döneminde halkına liderlik yaptı. Azerbaycan'ı Sovyet ülkeleri arasında en gelişmiş ülkelerden biri yaptı. Sovyetler Birliği yönetiminde söz sahibi 19 kişiden biri oldu. 1987 yılında Sovyetler Birliği'nin başkanı Gorbaçov'un yürüttüğü politikaya tepki olarak görevinden istifa etti. Onu çok daha kutsal bir görev bekliyordu. Halkını uçurumun kenarından kurtaracaktı. Azerbaycan, bağımsızlığını kazandıktan sonra iç savaş tehlikesi, Dağlık Karabağ Savaşı ve ekonomik krizlerle mücadele ediyordu. Halk Haydar Aliyev'i Bakü'ye davet etti. Deneyimli siyasetçi, 1993'te Azerbaycan'ın başına geçerek ülkesine istikrar ve ekonomik kalkınma kapılarını açtı. Sorunları çözmek için tüm gücüyle çalışmaya başladı. 7 ülkeden 11 şirketle asrın anlaşmasını imzalayarak ekonomik gelişimin temelini attı. Savaş halindeki, ekonomisi çökmüş bir ülkeye yabancı yatırımcıların gelmesi, Haydar Aliyev'in nüfuzu sayesinde oldu. En vahim durum Karabağ'da yaşanıyordu. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını parça parça işgal ettiği bir dönemdi. Haydar Aliyev'in karşısında çok zor bir görev vardı. İlk olarak orduda reformlar yaptı, düzenli ordu kurdu ve Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın saldırılarını önlemeye başladı. 1994'te Azerbaycan'la Ermenistan arasında ateşkes imzalandı, sıcak savaş durdu. Ancak işgal edilen topraklar bir gün mutlaka kurtarılmalıydı. Bunun için Haydar Aliyev genç askerlerin eğitimine önem verdi. Ben size bakarak Azerbaycan'ın güzel geleceğini görürüm. İşte o gençler gelecekte 2. Karabağ Savaşı'nda tarih yazan komutanlar olacaktı. Haydar Aliyev'in duruşu ve mirası netti. Azerbaycan hiç vakit öz arazisinin bir karşını da hiçbir başka ülke, hiçbir başka devlete verebilmez. Oğluna vasiyetini ise Azerbaycan halkı 8 Mayıs 2020 tarihinde öğrenecekti. Yani Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtarıldığı gün. Hoşbeht adamım ki, ata vasiyetini yerine getirdi. Şuşa'nı azat etti. Oğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'nın özgürlüğüne giden yolu yıllarca nakış nakış işledi. Ekonomi, ordu, diplomasi. İlham Aliyev bütün alanlarda her şeyi en ince detaya kadar düşünmüştü.
Haydar Aliyev'in kurduğu orduyu öyle bir düzeye getirdi ki asker ayağa kalktı, 28 yıllık işgale son verdi. 10 bin hektarlık Azerbaycan toprağı 44 günde kurtarıldı. İlham Aliyev'in halkından, ordusundan destek alarak kaldırdığı demir yumrukla Ermeni işgalciler kovuldu. Ve bir babanın vasiyeti 17 yıl sonra yerine getirildi. Bir halk ana vatanına kavuştu. Şimdi İlham Aliyev, Azerbaycan'ın milli liderinin Şuşa'da bıraktığı mirasa yeniden hayat veriyor.